Biden'la ilgili e, açıklamalar yaparken biraz daha e, dikkatli olmak lazım. Biden çok tehlikeli bir mahlukat. Çok tehlikeli bir mahlukat. Hmm. Yani mesela ta Obama döneminde e, falan yanındaydı adamın. E, e, yani e, onu kontrol eden bir mahlukattı. Mahlukat diyorum yani. Bir insan türüne benzemiyor. Ruhsuz, hiç şey vermiyor. Duy Duygu dünyası Yok edilmiş bir türe benziyor, tamam? mı? Robot gibi bir adam. ilk defa belki bunları biri söylüyor, bilmiyorum ama Homo Robotics. <laughs> Uçağına hoş geldiniz yani. Yani böyle bir durum var. Adam hiç tepki vermiyor, dolayısıyla ilginç bir şekilde. Ama tabii ki ben buradan Amerika'yı falan yenilemez, yenilmez bir güç olarak görmüyorum yani. Öyle bir şey yok. Yani şu an büyük darbe yiyor şu an aslında. Yani. Ama Amerika bütününe çekilmiş değil. Burada Amerika'nın e, Çin'in önünü e, kesmek için Russeyi, Rusya'nın e, Rusya önüne açma çalıştığını düşünüyorum. Hmm. Eğer Rusya bu süreçten e, karlı kazançlı çıkacak olursa, yani bir şekilde şu an e, tam bir batakla saplanmış durumda. Yani nihayet birisi bir bataklık lafını kullandı bir Avrupa devleti için nihayet yani hep Orta Doğu bataklığı falan diyorlar da ya. Hmm. Onun için söylüyorum. Yani şu an Rusya, Ukrayna bataklığına saplandı. Tamam mı? Yani dolayısıyla buradan ne yapabilir? Nasıl çıkabilir? Ee, onu zaman gösterecek. Yani nasıl bir danışıklı dövüş e, olabilir? E, yani Türkiye'ye karşı e, yani söylediklerimizin e, izleyicinin zihninde iyi anlaşılması için oturması için yani bir defa birincisi Rusya ile Amerika'nın kısa vadede Anlaştıklarını düşünüyorum ben Bir şekilde orta ve uzun vadede Hedefin kısa kısa vadede Çin'i dengelemek olduğunu Çin çok hızlı geliyor çünkü Dolayısıyla Çin'in önünü kesebilmenin tek yolu var O da Rusya'nın veya ikinci yolu Türkiye'nin önüne açılması Türkiye'nin önüne açılmasını kimse istemez Böyle bir şey yok Çünkü Türkiye başlarına bela olur Bunu biliyorlar yani Türkiye yani bir yere kadar diyelim bağlandı işte Batı İttifakı'nın bir üyesi falan oldu. Eee Tayyip Erdoğan e, daha eee milletvekili seçilmeden bütün Avrupa Birliği ülkelerini, Amerika'yı falan e, dolaştı falan filan ama sonun sonunda ne oldu? One minute çekti. Yani hmm. bunu yani bu şu demek. Türklere güvenilmez. Hı. Hmm. Onların yani, Tabii. Ve şöyle bu, şöyle bu şöyle. O projesinde... şöyle şöyle bir şey söyleyeyim görünmez derken başka bir bağlamda, stratejik anlamda bunların ne yapacağı belli olmaz. Hı -hı. O anlamda. Yani ha. Batı bilinçaltında böyle düşünüyor. Türkleri Türklere, Türklere Türklerden yani. başka kimseye güvenilmez. Hı -hı. Sözünün er olan insanlar tarihi baktığınızda görürsünüz. Bütün anlaş, anlaşmalarına Müslümanlar için de geçilir bu. Evet. Ama özellikle bizim özel bir hususiyetimiz bu. Bizim tarihte gösterdiğimiz tarih kurucu, medeniyet kurucu rolün gerisinde yatan şey bizim e, sözümüzün eri olmamızdır. Bütün anlaşmalara sadakat göstermemizdir. Dolayısıyla bize bir şekilde e, 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 yani bizden emindir aslında herkes. Bu ilginç bir şey. Ama bu adamların ne yapacağı belli olmaz. O anlamda gönülmez lafını kullandım. Çünkü çok yanlış anlaşılacak bir şey. Bambaşka anlamlar çıkabilecek bir e, cümleydi çünkü. Onun için şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın ilginç, e, stratejide e, ilginç bir e, hikaye anlatılır. Şöyle, e, yani Araplarla, e, yani ben ırk üzerinden cümle kuracak bir değilim. Yani burada bir okuma yapmaya çalışıyoruz. Müslüman bir adamız yani. Çünkü sonuçta Müslüman bir adam e, ne olursa olsun ırk üzerinden hayatı, tarihi okumaz yani. Olmayacak bir şey. Ama e, bir vaka var. O vakayı özetleme çalışayım yani modernleşme süreci dolayısıyla İslam'ın, İslam medeniyetinin tarihten çekilme süreci 200 yıllık süreçte özellikle bu söylediğim şey geçerli. Geçmişe teşmin edilebilir mi? Bilmiyorum. Üzerinde kafa yormak lazım. Araplarla Türkleri karşılaştırırlar ve şöyle bir sonuç çıkarırlar. Araplara güvenilebilir ama Türkler asla. Yani Arapları ne yapacağı belli. Hı. Onu az çok kestirebilirsiniz. Ee, ama Türkler ne yapacak belli olmaz. Yani adam bir taraftan hilafeti kaldırdığını söylüyor, öbür taraftan e, yani İslami iddialarını terk ettiğini söylüyor. Tamam. mı Öbür taraftan Batı İttifakının üyesi olduğunu, bütün kurumların Hı. Batılı e, kurumların Atlantik, Atlantik İttifakı başta olmak üzere NATO e, üyesi olduğunu söylüyor. Ama öbür taraftan ee, yani yeni bir e, İslam dünyasının yeni bir hamle e, gerçekleştirmesi medeniyet sıçraması gerçekleştirmesi e, sürecinde öncülük rolü üstleniyor. Ve bunu yaparken muammenit çekiyor. Evet. Hı. Bunu yaparken muammenit çekiyor. Tamam mı? Bütün batıllara, bütün emperyalistlere muammenit çekiyor. Yani İsrail'e, İsrail'in zulümlerine muammenit çekilmesi yani aynı zamanda bütün emperyalistlere muammenit çekilmesidir. Bu basit bir şey değil yani. Ve kırılma noktası önemli. Tabii kırılma önemli. noktasıdır. Yani o açıdan e, şunu söylüyorum. E, söylemek istediğim şey. E, Çin'in gelişine karşı çok hızlı gelişine karşı e, Rusya'yı Çin'i dengeleyecek bir aktör olarak e, küresel sistem öne çıkarmış olabilir. Küresel sistem diyorum Amerika değil. Anladım. İnsanlar Amerika diye algılıyor. Küresel sistem. Küresel sistem... Yahudi ve İngiliz ittifakından oluşan bir sistemdir. Onu da altını çizeyim. Yahudi ve İngiliz ittifakından oluşan bir sistemdir. Dolayısıyla burada Rusya'nın önünün bir şekilde bir ihtimalden bahsediyorum. Yani böyledir diye kesin konuşmak istemiyorum. Çünkü biraz verili konuşabilmek lazım. Elimizde bu konuda çok fazla veri yok. Elimizdeki veri şu. Soğuk savaş dönemine baktığımızda bunu görüyoruz. Kapitalist dünya ile... Komünist dünya birbirine güya girdiler ama acayip bir şekilde danışıklı dövüş olmuş. oynadılar. Tamam Bunu biliyoruz. Bu çok açık bir şekilde. Bu Birinci ortadık. Dünya Savaşı'nda da aynı değil miydi hocam? Tabii tabii. Tabii. Yani tabii. Hani tabii. Rusların Yeşilköy'e kadar gelmiş olmaların arkasında Tabii hani Go, anlaşması mesela. Go Balfour Deklarasyonu gibi falan. Yani, yani onlar gizli anlaşmalar. Hep muhalefetmiş etmiş gibiler. Ama bu çok önemli çok insanlar bunu bilsin. Hı, -hı. Balfour Deklarasyonu, Saipkov anlaşması. Hı -hı. Bunlar gizli anlaşmalar. Tamam mı? Yani dolayısıyla İşi mesela Lozan'la ilgili cümle kuruyor insanlar. Tarihçiler konuşuyor. Yani televizyonlarda şurada burada falan konuşuyor profesör adam abuzittin yani. Ne diyeyim başka bir şey bulamıyorum yani söyleyecek. Ya diyor ki işte e, ya kardeşim Lozan'ın maddeleri ortada diyor. Yani Lozan'ın e, Lozan'da nasıl gizli, gizli madde varmış? Salaksın sen ya. Hmm. Veya salaksın. Hmm. Birilerine çalışıyorsun. Tamam mı? Yani İngiliz e, Osmanlı hilafetini bin yıl tarihin kaderini değiştirmiş Müslümanların öncülüğünü yapmış bir aktörü tarihten uzaklaştırmış. Yeni bir işte aktör güya devreye girdirmiş. Bir devleti yıkmış, başka bir devleti devreye girdirmiş. bakın altını çiziyorum. Dolayısıyla bu devletin anlaşması resmi anlaşması olan yani Lozan anlaşmasında, e açıkça işte gizli madde vardı falan mı diyecek sana? Ya. Ha şeye bakacaksın yani bunu anlamak için çok gene verili konuşuyorum. Ezbere konuşmaya gerek yok. Lozan görüşmelerine bakacaksınız. Lozan görüşmelerine baktığınızda göreceksiniz. Yani orada Lord e, İngilizlerin nasıl acayip bir şekilde e, şeyin Lozan görüşmelerinin kral olduğunu bütün herkesin İngilizlerin ağzına baktığını, dolayısıyla İnönü'nün de İngilizlerin ağzına baktığını, bütün haritaları siyasi, coğrafi, entelektüel, kültürel, sosyal haritaları orada çizdiklerini. Tamam mı? Dolayısıyla laik Türkiye'nin İslam'dan arındırılmış, İslami iddiaları çalınmış, yok edilmiş laik Türkiye'nin Batı'nın güdümünde, güya bağımsız hı hı. ama fiilen bağımsız ama zihnen Batılı Batıllaşmış, laikleşmiş bir Türkiye'nin inşası çabası. Bu çok önemli. Ben bunu nasıl söyleyemem ya? Lozan'da... Ben bunu söylediğimde asıyorlar insanlar. Hmm. Hemen çağırma geliyorlar. Lozan'dan sonrasına bakarak görmüyor muyuz zaten bunu? Tabii. O kadar yani. Anadolu'nun sürecine bakalım Lozan'dan sonra ne yaptın, başımıza neler geldiğini gördüğümüzde bir yere bağlamanız lazım. Tabii Kimisi tabii bunun Lozan'a bağlar. Hayır Lozan önemli. Yani